Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere V kapısını anlatacağım. İngilizcesi AND gate'tir. Şekilde gördüğünüz gibi iki girişli bir V kapısı yer almaktadır. İki giriş bir çıkışlı arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, şu şekil bizim V kapımızın sembolüdür. E, matematiksel olarak V kapısını arkadaşlar bu şekilde yani şu şekilde gösterebiliriz. E, yani şu sembolün biz V gördüğümüzde V kapsının olduğunu, V kapsı olduğunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar V kapsında bizim iki tane girişimiz varsa eğer bu iki girişli bir V kapsı çünkü ikiden fazla girişli olabilir. Onu da biraz sonra göstereceğim. İki girişli bir V kapımız varsa dört tane çıkışımız olur. 2 üzeri 2, dört tane çıkışımız olur değil mi? Bakın şekilde doğruluk tablomuz yer almaktadır arkadaşlar. Bakın arkadaşlar V kapısı bir çarpma kapısıdır. Yani girişlerimden herhangi birisi 0 olursa çıkışım 0'dır. Girişlerimin hepsi 1 olursa ancak çıkışım ne olur? 1 olur. Yani benim girişim 0 0 olursa bakın 0 sıfır 0sa çıkışım nedir? 0 çarpı 0 sıfır 0'dır. Girişim 0 1 olursa bakın 0 1 olsa 0 çarpı 1 bir çıkışım 1'dir. Girişim 1 0 olursa 1 çarpı 0 sıfır, çıkışım 0'dır. Girişlerimin her ikisi de 1 bir 1 olursa 1 çarpı 1 1 çakışım da nedir? Birdir sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi V kapısını çarpma kapısı olarak düşüneceğiz. V kapısında girişlerimin hepsinin bir olması lazım. Çıkışımın bir olması için. V kapısının matematiksel e, ifadesi Q eşittir A çarpı B'dir arkadaşlar. Onu hatta buraya yazayım. Q eşittir A çarpı B olarak ben e, ne yapabilirim? Eee... V kapsının bulun ifadesini yazabilirim sevgili arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şeklimizde bir 3 girişi V kapısı yer almaktadır. Girişlerimiz kaç tanedir? 3 adettir. E girişim 3 ise çıkışım kaç tane olur? 2 üzeri 3'ten arkadaşlar. Çıkışım 2 üzeri 3'ten. O da işte 8 tane benim çıkışım olur. Bakın 8 tane çıkışım olmuş. E çıkışa bakacak olursanız Q çıkışına bakacak olursanız sadece bir tanesinde 1 var. O da girişlerin hepsinin 1 olduğu andaki durum. Girişlerimin hepsi 1 ise çıkışım 1'dir. Diğer bütün durumlarda benim çıkışım sıfırdır arkadaşlar. Bunu bilmemiz yeterli. Yine 3 tane benim girişim varsa çıkışım nedir? Q eşittir. A çarpı B çarpı C'dir. Bu'nun ifademiz. Sevgili arkadaşlar iki girişli bir V kapsın elektriksel gösterimi bu şekildedir. Bu ne anlama geliyor? Bakın iki tane girişim var benim girişlerim. A ve B anahtarlarım çıkışım ise Q lambam arkadaşlar. E anahtarlarımın her ikisinin açık olması girişlerimin her ikisinde sıfır olması anlamına gelir. Zaten sıfır olunca lambaya akım geçmez. Anahtarlarımın İkisi de kapalı olması lazım ki benim çıkışım yansın. Yani anahtarlarımın ikisi de bir seviyesinde olacak. 1 1 ise buradan ne olur arkadaşlar? Bir akım geçişi olur. Ve lambama akım geldiği için lambam yanar. Bu hangi durumdur? Girişlerin ikisinin de bir olduğu durumdur. Diğer bütün durumlarda yani A açıksa A 0'dır. B açıksa B 0'dır. Ee, A ya da B'den herhangi biri açıksa ne olur arkadaşlar? Şuradan... Q ya bir akım geçişi olmaz. Dolayısıyla Q ne olur? 0 olur. O da diğer 3 durumdur arkadaşlar. Arkadaşlar V kapsına transistörlü devrede şu şekilde gösterebiliriz. Şeklimiz iki girişli V kapsına ait bir transistör devresini ee, belirtmektedir. Burada arkadaşlar mantığımız yine çok basit. Transistörün çalışma mantığını bilirsek bunu çok çabuk anlayabiliriz. Bakın ee, girişlerimizi inceleyelim. B ve A sıfırsa NPN transistörün base'ine akım geçmez bu kesimdedir. Şuradan bir akım geçmez. Yine burası 0 buradan da akım geçmez. Benim 0 seviyem direkt çıkışa gelir. Çıkışım ne olur? 0 olur arkadaşlar. Devam edelim. Şunları sileyim ben. İkinci durumumuzda B0 A1. Bakın B zaten 0. da ne olacak? 1 olacak. E A1 ise base polarımı alır. Dolayısıyla T1 iletimdedir. Şuradan bir akım geldi. B sıfırsa arkadaşlar B kap yani B girişim sıfırsa T2 transistörüm kesimdedir. E dolayısıyla buradan akım T2 üzerinden geçemez. Kolektör terasından bir akım geçmez. Dolayısıyla ne olur? Lojik sıfır seviyem yine benim Q çıkışıma gelir. Dolayısıyla benim çıkışım ne olur? Sıfır olur arkadaşlar. Diğer durumları inceleyelim. Üçüncü durumda B1 A0 B1 A0 A'dan 0 gelse B'ye Bz kesim T1 kesim E, T2 iletimde olsa bile buradan bir akım geçmez değil mi kolektör emit arasından? Dolayısıyla yine benim 0 seviyem Q çıkışına gelir. Benim Q çıkışım ne olur arkadaşlar? 0 olur. Son durumu inceleyelim. Son durumda ise benim A girişim 1 ve B girişim 1'dir. A1 ise T1 iletimdedir değil mi? T2 de Çünkü B de 1'dir. E, T1 iletimde ise kolektör emter arasından bir akım geçişi olur. Kolektör emter arasından birinci transistörün bir akım geçişi olur. E, T2 de iletimde buradan da bir akım geçişi olur. Benim artı seviyem direkt ne olur? Q çıkışına gelir arkadaşlar. Q çıkışım lojik bir seviyesinde olur. Dolayısıyla benim çıkışım nedir? 1-1 seviyelerinde Q çıkışım benim 1 olur arkadaşlar. Hangi entegre V entegresidir diye bir soru aklımıza gelecek olursa 7408 entegresi 2 girişi 1 V entegresidir. İçerisinde 4 adet V kapısı bulunur arkadaşlar. Ben bu entegreyi kullanarak e, V kapılı bir devre tasarlayabilirim. Burada benim A'larım giriştir. A ve B'ler giriştir. Q'lar çıkıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 adet V kapısı yer almaktadır. Art seviye burada nedir? Şase kısımdır arkadaşlar. GND. Sevgili arkadaşlar Örnek sorumuzda Soruyu inceleyelim. Aşağıdaki dalga şekli verilen AB işaretleri için Bir V kapısı girişine uygulanırsa bu işaretler Çıkış dalga şekli nasıl olur? LED hangi zaman aralıklarında yanar? Şimdi sevgili arkadaşlar bir V kapsına bağlı Direnç ve LED diyodan oluşan Bir devre görmekteyiz. Şimdi bu devre için A ve B'nin giriş olduğu Durum için A ile B denir V kapsına çarpılır. Yani a 0, A'nın, A ve B'nin her ikisinin 1 olduğu durumda çıkış 1'dir. Diğer durumlarda çıkış 0'dır arkadaşlar. E şimdi bakalım burada A ve B 0'sa çıkışım nedir? Benim 0'dır. E doğa bu şuraya şöyle bir dalga şekli çizebilirim. Evet. Bu benim eee 0 girişim. A 1, B 0'sa bakın A 1, pardon, A 1 B 1 ise çıkışım nedir arkadaşlar? Benim 1'dir. A 0 B 1'si 0 çarpı 1 0 çıkışım 0'dır. A1 e, A1 B1 ise yine çıkışım nedir? 1'dir. A0 B0 ise çıkışım 0'dır. A1 B0 ise çıkışım 0'dır. A0 B0 ise çıkışım 0'dır arkadaşlar. Bakın şöyle bir dalga formu ortaya çıktı. E, zaman aralıklarını kendimiz belirleyelim. Şuraya T0 diyelim. Şuraya T1 T2 T3 T4 T5 ve T6 hangi zaman aralıklarında Q yanar şuraya 1 geldiğinde anoduna 1 geldiği için benim lambam yanar A şıkkını yaptık B şıkkına LED hangi zaman aralıklarında yanar diyor arkadaşlar benim e, çıkışımın 1 olduğu durumlarda yanar dolayısıyla çıkışımın 1 olduğu durumlar hangi durumlardır bakın T0 T1 durumu ve T2 T3 durumu dolayısıyla T0 ve T1 aralığında LED yanar Aynı şekilde T2 ile T3 aralığında LED yanar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu aralıklarda LED yanar ve çıkışımız lojik bir seviyesinde olur. Evet sevgili arkadaşlar V kapısı ile ilgili bugün bu kadar yeterli. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.